13. Cumhurbaşkanı adaylarından Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretlerini, temaslarını sürdürüyor. Kendi ifadesiyle Halil İbrahim sofrasını büyütmek, genişletmek için adımlarını sıklaştırdı Kılıçdaroğlu. Dün Muharrem İnce ile bir görüşme yaptı. Detaylarına, perde arkasına bakacağız. Bugün de eski cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer'le bir araya geldi Kılıçdaroğlu. Kapalı kapılar ardında bir görüşme oldu. Ardından Ahmet Necdet Sezer kameraların karşısındaydı. Başarılar diledi Kılıçdaroğlu'na, desteklediğini ifade etti. Başarılı olmasını diliyorum. Yeter mi? Destekliyor musunuz efendim? Evet. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le görüştü. Görüşme sonrası Sezer'e seçim için tavsiyeniz olur mu diye soruldu. İçeride tavsiye verdim dedi. Bir tavsiyeniz, öneriniz oldu mu seçim i̇çeride, sürecinde? İçeride konuştuk. Kılıçdaroğlu aday olmasının ardından partileri ziyaret etmeye başladı. Halil İbrahim sofrası vurgusuyla bu kez Sezer'in kapısını çaldı. 10. Cumhurbaşkanı Sezer Kılıçdaroğlu'na başarılar diledi, desteklediğini söyledi. 2000'den 2007'ye kadar Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sezer, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hem Cumhurbaşkanlığı görevini hem de bir yüksek yargı organının başkanlığını yapmış tek kişi. Cumhurbaşkanı olmadan önce Yargıtay üyeliği ve Anayasa Mahkemesi başkanlığı yaptı. Sezer 2007'de görevini Abdullah Gül'e devretti. Kılıçdaroğlu 11. Cumhurbaşkanı Gül'le de görüşür mü merak konusu. Ahmet Necdet Sezer destekliyorum dedi Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrasında. Sezer'in adaylık sürecini şöyle bir hatırlıyoruz da, gerçekten Türk siyasi tarihinde ismi üzerinde uzlaşılan ve bütün siyasi partilerin, meclisteki bütün siyasi partilerin ismi üzerinde uzlaştığı ilk kişiydi. Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı Ahmet Necdet Sezer. Ve 5 parti Ahmet Necdet Sezer'in adaylığı konusunda uzlaşı sağlamışlardı. Ahmet Necdet Sezer 3. turda seçildi. Yani aslında o uzlaşı, evet, gündeme geldi ama yine ne kadar böyle sancılı seçim süreci olduğu mecliste kendisini gösterdi. Ve bu da şuna işaret. Bir uzlaşı arayışı ya da bir birliktelik, yol yürümek göründüğü kadar kolay bir iş değil aslında. Yani isim üzerinde uzlaşsa bile partiler, işte meclisteki o seçimde 3. turda en çok oyu alarak Sezer Cumhurbaşkanı olmuştu. Şunu söylemek istiyorum. 6 partinin yürüdüğü yol öyle kolay bir yol değil elbette. Pek çok sıkıntısı, pek çok işte tartışmalı başlığı, pek çok problemi elbette ki masada ele alma zorunluluğu ortaya çıkıveriyor. Ve işte bu güçlük, bu zorluk aşıldığında çok daha kıymetli ve çok daha yapıcı oluyor elbette. Destekliyorum mesajı.